Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda konuğumuz yoğun dedikodulara göre 399 dolarlık çıkış fiyatına sahip olacak olan iPhone 9 veya SE 2. Şimdi arkadaşlar, bu 399 dolarlık fiyat meselesi aslında güçlü bir dedikodu ama Apple'a çok yakın kaynaklara dayandırılan güçlü bir dedikodu. Şimdi güncel tabloya baktığımız zaman işte dünyada yeni çıkan özellikle bu Çinli telefon firmalarının Apple'ın pazar payındaki pastadan artık büyük büyük dilimler alması sonucunda bence Apple böyle ucuz bir model yoluna gidebilir. Yani bu 399 dolarlık fiyat etiketi bana soracak olursanız doğru olabilir. Çünkü şunu birkaç videoda da belirtmiştim arkadaşlar, ekonomik kriz sadece bizim ülkemizi değil, dünyadaki bütün satın alma trendlerini etkiledi. Yani o yüzden basit bir mantık hesabıyla Apple'ın bu sene çıkaracağı, Mart ayında çıkması beklenen bu cihazlarının hakikaten bu kadar düşük fiyatla çıkma ihtimali yüksek. Şimdi günümüz dolar kurunda 399 doları TL'ye çevirdiğimiz zaman 3 aşağı 5 yukarı 2410 lira, 2405 lira gibi bir şey çıkıyor. Şimdi bu Türkiye'ye geldiğinde tabii ki de fiyat bir 4000-5000 baremine dayanacaktır. Ama yine de sadece Apple cihazlar içerisinde çıkan güncel Apple telefonların yarı fiyatına olma özelliği bu cihazda etiket olarak yer alacak. Peki bu cihazın olayı ne olacak? Öncelikle telefonun adı büyük bir ihtimalle iPhone 9 olacaktır. SE2, SE4 gibi takıntılar bana soracak olursanız yer almayacaktır. Bunu da bir önceki videoda ticari bir hamle olarak sizlere anlatmıştık. Şimdi teknik özellik, tasarım vesaire gibi detaylara geleyim arkadaşlar. Artık günümüzde esamesi bile okunmayan, hatta Apple kullanıcıları artık istemekten vazgeçtiği home butonu bu cihazda yer alacaktır. Home butonuna bağlı olarak da bir parmak izi okuyucu sensör mutlaka cihazda yerleştirilecektir. Yani şimdi buradan anlayabiliyorsunuz arkadaşlar, telefonun tasarım olarak genel görüntüsü bir tık çerçeveleri kalın olan günümüz trendlerine göre iPhone 8'e benzeyecek. Yani bu bilgilere bağlı olarak ekran boyutumuzun 4.7 inç olacağını söyleyebiliriz. Çözünürlüğü ise 1334'e 750'lik Retina HD olacaktır. Şimdi gelelim işlemci kısmına. İşlemci tarafında iPhone 11 Pro'larda kullanılan A13 Bionic bu telefonda yer alacağını söyleyebiliriz. Yani çok da güçsüz, zayıf bir telefon olmayacak gibi duruyor. RAM ise 3 GB RAM, düşük gelebilir ama Apple'ın işte işletim sistemiyle onun optimizasyon muhabbetlerinden ötürü iPhone 1 telefon için 3 GB RAM gayet yeterli duruyor. Artık kameralara gelivereyim, zaten 2 dakika artık uçup gitmiştir arkadaşlar. Ön ve arka kısımda birer adet kamera yer alacaktır arkadaşlar. Arka kameramız 12 megapiksel geniş açılı ve f1.8'lik bir diyafram değerine sahip olacaktır. Ön kameramız ise 7 megapiksel ve f2.2 diyafram değerinde olacaktır. Yani arkada da önde de birer tane kamera var. Yeter, ne yapacağız? Bu telefonu ne zaman göreceğiz? Arkadaşlar biliyorsunuz Çin'de ortalık bayağı bir karışık, bu koronavirüsü bilmem ne falan filan derken Apple'ın fabrikalarının da yer aldığı bölgelerde üretim yasakları hala geçerli. Normalde biz bu cihazı Mart ayında görürüz diye ümit ediyorduk fakat Çin'deki ortam toparlanana kadar bu Mart ayında bir sapma olabilir. Peki arkadaşlar, şimdi geldik sorumuza. Bu telefon Türkiye pazarına 5000 TL gibi bir fiyatla girerse elinizdeki avucunuzdaki telefonu satıp iPhone 9 alır mıydınız? Anketimiz hemen şurada. Şimdi sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözünü tutabilmek için hızlıca buradan kaçmak istiyorum derdim. Fakat hava muhalefeti ve videomuzun da bence artık 2 dakikaya geçmiş olmasından ötürü bu videonun finalinde masanın altına gireceğim. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Şurada beğen butonu var. Unutmayın beğenmeyi. Hoşça kalın. Ben de masanın altına doğru. Adet yerini bulsun. Kafayı toprağa gömmüş leylek gibi oldum. Ekranda duran bağlantılarda farklı videolar var arkadaşlar. Hemen ortada da abone ol butonu var. Ona basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.